Merhaba gençler, şimdi de dörtgenlerde alanlara başlayacağız. Burada ilk önce yamuk ve eşkenar dörtgen alanından başlayacağız. Daha sonra diğerlerini de alanların işin içine katacağız. Önce eşkenar dörtgenin alanı için iki tane bulma yöntemimiz var. Birincisi şu, köşegenlerin uzunluklarının çarpımının yarısı. Yani bir köşegeni E dersek, bir köşegeni F dersek, bu köşegenlerin çarpımının yarısı bize alanı veriyor. Diğer yöntemde paralel kenar yöntemiyle aynıydı. Bir kenar ve o kenara ait yüksekliği çarparak alanı buluyor. İşte bunlarla ilgili soruları yapalım alıştırmalar halinde. Evet, tabii ki eşkenar dörtgendeki özellikleri unutmayacağız. Özellikle köşegenleri. Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalardı. Yani buradaki çizilen köşegenler ne demek oluyor? Şöyle 2 eş parça, yani 8'e 8. Yine bunlar da 2 eş parça, yani 5'e 5 olmuş oluyor. Yani aslında burada bir köşegenin, AC olan köşegeni 16 oluyor. 8, 8. BD olan köşegeni de bakın 5, 5, 10 oluyor. Alan soruyor bize. Neydi alan? Eğer köşegenler verilmişse bu köşegenlerini çarpıyordum ve 2'ye bölüyordum. Çarpıp bölmekten ziyade önce herhangi birini 2'ye bölün, daha kolay çarparsınız. Mesela 16'yı 2'ye bölsem 8. 8 çarpı 10 da 80 yapar. Bakalım buradaki alıştırma 2'ye, soru 2. Burada eşkenar dörtgenmişine bakın. Yani burası 10'sa alt kenarda 10'dur, üst kenarda her yer 10'dur. Diklik verilmiş. Diklikse ben bunun yükseklik olduğunu anlıyorum. Bakın bu paralel kenar ya da eşkenar dörtgen şu an. Bunun yüksekliği. Ne diyor? Alanı vermiş. 60 bana OM'yi. Yani aslında yüksekliği soruyor. Peki ben ne biliyordum ikinci yoldan? Kenarla yüksekliği çarpınca alanı buluyorum. İşte 10 ile H'yi çarpınca alanı bulacağım. Yani kaç çıkacakmış? 60. O zaman 10'a böldüğümde ben her tarafı H'yi bulmak için tabii ki 60 bölü 10'dan 6 santimetre yapmış olacak. Diyelim 3'e. Evet, burada KLMN eşkenar dörtgeninde bakın yine köşegenler çizilmiş. Neydi? Bu 2 eş parçaydı. Bu da 2 eş parçaydı. Yani burasının da 12 olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bana MOL üçgenini, yani burasının alanını 24 vermiş. Bunu biliyorum. Alan 24. Ve bakın bu eşkenar dörtgen ya, bunun her kenarı birbirine eşit. Yani burada oluşan aslında 4 tane üçgen var. Bakın tek çizgi, iki çizgi, dalga işareti. Tek çizgi, iki çizgi, dalga. Hepsinde aynı. Yani 4 tane üçgen aslında birbirinin eşi. Bir tanesi 24 ise buradan tamamının 4 tane 24 olduğunu, yani 24 çarpı 4'ten ne yapar? 96 santimetre kare olduğunu anlarım. Bana ne soruyor peki? NL. NL'ye bakın. Köşegenlerden diğer. Mesela X olsun. Bir köşegende biliyorum. 12, 12 bakın bunlar. Yani 24. Demek ki neydi? Aynı zamanda köşegenlerden alan bulma. Eşkenar dörtgende. Köşegenleri, yani 24 X'i çarpıp 2'ye bölünce ben alan buluyordum. İşte bu işlemi yapınca 96 bulmam lazım. 24 2'ye bölsem 12. Yani burada 12 X'in 96 olduğunu biliyorsam 12'ye böleceğim her tarafı x'i bulmak için. X de buradan 8 çıkacak. Yani Bursa. Evet, geldik yine bir yeni nesil soruya. Burada diyor ki bize bu 100 ve 120'lik çıtalarda şöyle bir şey yapıyormuş. 120'lik çıtayı yatay. Böyle. Pardon, 100'lük olanı yatay. 120'liği dikey, tam ortasından birleştiriyor. Yani şöyle bir şey yapıyor aslında. Sonra ne yapıyor? Bir renk değişikliği yapayım. Sonra diyor ki çıtaların uç noktalarını, yani buraları eşit uzunluktaki iplerle bağlıyor. Yani bunu, bunu, bunu ve bunu bağladığında bu iplerin uzunlukları eşit oluyormuş. Yani ne anlıyorum? Şu uzunlukların hepsi eşitse bu bir eşkenar dörtgen. Çıtalar da eşkenar dörtgenin köşegenleri. Bunu kaplayacak alanı sorduğuna göre alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 100 çarpı 120 bölü 2. 122'ye bölsem 60 yapar. 60 çarpı 100 de 6000 yapar. Yani Ceyhan olur. Geldim soru 5'e. Soru 5'te bir dikdörtgen var. 20'ye 6'lık. Bu makas da buradan kesiyor ve iki parça oluşuyor. Ama eş değil. Sonra bunları bir şekilde birleştirip bu şekilde bir paralel kenar elde ediyormuş. Burada yazıyor. Paralel kenarda bakın içeride bir yükseklik oluşuyor x diye. Pardon, 15 diye.
ve paralel kenarda ben sol ve sağın eşit olduğunu biliyorum. O zaman burası da x'tir. Peki bana x'i soruyor. Acaba şunu düşünelim. Bu dikdörtgen halinden bu haline gelirken değişmeyen bir şey var. O ne? Değişmeyen şey bunun alanı. Çünkü ben aynı kağıtları yine kullandım. Yani ekstra bir kağıt eklemedim veya kestiğim kağıttan birini veya birazını çıkartmadım şeklinden. Aynı parçaları kullandım yine. Demek ki alan değişmedi. Yani dikdörtgenken alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 20 çarpı 6 120 santimetre kare. O zaman bu şeklinde alanı 120 santimetre kare. Çünkü aynı kağıt bu. O zaman paralel kenarda alan neydi? Kenar ve o kenara ait yükseklik. Yani x çarpı 15 yapınca da ben alanı 120 bulmam lazım. O zaman 15'e böldüğümde ben her tarafı x yalnız kalsın diye. O da ne yapacak? 8 yapacak x uzunluğu. Evet, şimdi geldik yamuk alanına. Burada bir tane formül var. Bunu mutlaka ezberleyeceğiz. Yamukta alan formülü alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. A artı C çarpı H bölü 2. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu unutmuyorsunuz. Aynı şeyleri şimdi burada uygulayacağız formülleri. Alan soruyor. Alt taban artı üst taban, yani 12 artı 8. Bu 20 yapar. Çarpı yükseklik. Yükseklik bakın bunların, yani bu tabanların arasındaki dik uzaklık 3. Bölü 2 var her zaman. Yine 22'ye bölsen burada 10 yapar. 10 çarpı 3 de buradan 30 yapar. Yani Adana olmuş olur. Gelelim 7'ye. Bir yamuk biçiminde bahçe varmış. Biz çizelim yamuk biçiminde bahçeyi. Taban uzunlukları 120'ye 48. Tabanlar bunlar paralel olanlar demektir. Yani biri 120, biri 48. Tabanlara ait yükseklik de bunlara, tabanlara yani paralellere dik olan mesafe. Bu da 60'mış. Bu alanın 4'te 3'üne salatalık tohumu dikilecekmiş. Bu dikilen alanı soruyor. Yani tüm alanın 4'te 3'üne bulacağız. Önce alanı bulalım. Alt taban artı üst taban. Yani 120 artı 48, 168. Çarpı 60. Burada yükseklik, yani çarpı 60 dediğimiz yer. Ve ne yapıyorum? En son bölü 2. Formül böyleydi. Şimdi burada 168'i biz 2'ye bölsek ne yapar? 84. 84 ile de 60'ı çarparsak, yani 6'yı çarp 0 ekle, o da 5040 yapar. Bu tüm alan. Bunun 4'te 3 demek, bunu öyle 4'e böl demektir. 5040'ı biz 4'e bölsek 1260 yapar. 3 parça alacağım. 1260 ile de 3'ü çarparsam o da 3780 yapacak. Bu da tabii ki değişik olacak. Gelelim soru 8'e. Evet, burada bir yamuk var, yine dik yamuk. Çevresi bakın 60'mış. Çevresini şöyle düşünelim. Alt kenar A, üst kenar C olursa A'yı, C'yi 20, 12 daha, yani 32'yi bir de toplayınca, yani bütün kenarları toplayınca 60 yapıyormuş. Ve bunu karşıya atarsak -32. Demek ki alt kenarla üst kenar toplayınca 60-32 ne yapacak? 28 yapacak. Bana ne soruyor? Alan. Alanda neydi? Alt kenar artı üst kenar, yani A artı C çarpı yükseklik. Burada dik olan kenar yükseklik 12 bölü 2. A artı C'yi ben biliyorum. Buldum 28. Demek ki 28 çarpı 12 bölü 2 yapıyorum aslında. 28'i burada 2'ye bölsem 14 yapar. Ne yapıyorum geriye? 14 çarpı 12 yapmak kaldı. Onu da yaparsam 168, yani bursa olur. Gelelim 9'a. Burada iki tane kardeş bu iki tane gördüğünüz bölgeyi, tarlayı paylaşmışlar. Volkan soldakini, Elif sağdakini alıyor. Kaç metrekare fazla aldığını buluyor. Volkan'ın alanını bulursak. Alt kenar, bu yamuk bunlar. Alt kenar artı üst kenar. 20, 30, 39. Çarpı yükseklik. Zaten bunların yüksekliği bakın hep aynı. 20. Bölü 2. 22'ye bölsem 10 yapar. 39 çarpı 10'da 390 metrekare yapar Volkan'ın alanı. Elif'e gelelim. Alt kenar artı üst kenar 40 artı 16. 56. Çarpı yükseklik bakın yukarıdan aşağı mesafe yine 20. Bölü 2 yapıyorum. 22'ye bölsem 10 yapar. 56 çarpı 10'da 560 metrekare yapar. Elif'in Volkan'dan kaç fazla aldığını bulmak için 560'dan
390 çıkarmam lazım. 0, 7, 1 aldığım için 1, yani 170 kaldı geriye. Evet, bakalım soru ona. Evet, pik teoremi. Bu pik teoreminde aslında öğrenirseniz sizin bu noktalı kağıtlarda verilen soruları yapmanıza da aslında yardımcı olacaktır. Pik teoremi şöyle. Böyle bir çivili zeminde dikdörtgen olmayan bir şekil oluşturursa, daha doğrusu bir çokgen oluşturulursa, burada bakın oluşan şekil dikdörtgen, bunun örneğini vermiş. Bunun alanını şöyle buluyorsunuz. Şu formülle. Ben onu bir daha buraya yazayım. Ne olduğunu da açıklayalım. İ neymiş? Bu çokgenin içindeki çivi sayısı. Yani pembeler bakın 6. Bu 6 oradan geldi. B ise bu lastik, düşünün tamam bunu. Lastiğin değdiği çivilerin sayısı 14 bölü 2 olduğu için 7 oradan geldi. Bir de eksi 1 var. 12 birim kare. Aynı şeyi burada uygulayalım. Burada bir şekil var. Bu pik teoremine göre alan bulacağız. Alan burada bakın nasıl bulunacaktı? Önce i, yani iç kısımdaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu değiyor, bu olmaz. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 artı b bölü 2, b ile değdiği çiviler. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bölü 2 yapacağız. Bir de eksi 1'imiz vardı. Zaten 13 bölü 2 6,5 yapar. 16, 6,5 daha 22,5. 1 çıkartırsam 21,5, yani 21,5 birim karelik bir alan olmuş olur. Evet, bakalım. Böylece demek ki konu anlatımı alıştırmalar kısmını bitirdik. Bir dahaki videomuzda da bunların testlerini çözeriz. Şimdiki herkese iyi çalışmalar.